Doğu Türkistan, güneşin doğduğu yer, doğunun batıya açılan kapısı. Gök bayrağın temsil ettiği, hak davanın neşvu nema bulduğu muazzez diyar. Selçuklu ve Osmanlı'nın temeli, Karahanlıların merkezi, İslam'ın Türk dünyası ve batıya yayılışının ve ihtida hareketlerinin mana üssü. Tarihi İpek yolunun en önemli merkezlerinden biridir Doğu Türkistan. Öz yurdumuz Doğu Türkistan 1,5 asırdır işgal altında. Yiğitlerin boy boylayıp toy toyladığı, atılların hürriyet içerisinde doğudan batıya fetihlere koştuğu yeryüzündeki cennet bugün bir açık hava zindanı, adeta bir esaret diyarı, farklı birer acıklı hatıra var dört bir yanında. Karlı dağlarında, ovalarında ve vadilerinde elem var, gam var, nehirlerinden kan akıyor, gözyaşı sel olup çağlıyor Doğu Türkistan'ın. Mezalimin her türlüsüne maruz bırakılmış bir millettir bu topraklarda yaşayan. Moskov ve Çin mezaliminin pençesinde bir insanlık dramıdır Doğu Türkistan'da yaşanan. Sahur yok, iftar yok Doğu Türkistan'da. Ne kıyama durabilmek mümkün, ne de başı secdeye koyabilmek. Aziz Musaf mühürlüdür, camilerse kilitli bugün. Her sabah yeni bir acı, başka bir işkenceyle başlayan kanlı günler. Sızıdan parelenmiş yürekler, dertle ve gamla yoğrulmuş, ölüm getiren acılar. Gözler önünde gerçekleştirilen, tarihi utandıracak bir soykırım. Evlerine Çinli erkek yerleştirilip, namusuna kastedilenler. Öksüzler, yüreği yanan yiğitler, dullar ve yetimler. Evlat acısı yaşayan, yılgın ve yorgun yürekler. İşkence görenler, ölüme sürüklenenler ve kahredilenler. Kahır yüklü bulutların müsebbibi, tek dişi kalmış sözde uygar dünya, sağır ve dilsizdir bugün Doğu Türkistan'ın ahu vahına, feryadu figanına. Küffarın sessiz kaldığı bu mezalime sessiz kalmamalıdır iman sahipleri. Uygur özerk bölgesinde dökülen kan sebebiyle vebal altındayız istisnasız hepimiz. Batının önünde eğilen krallar, projelerin birer parçası haline gelmiş yöneticiler, petrol zenginleri, iş adamları, ağalar ve beyler, nedendir bu sessizliğiniz? Bu zulme seyirci kalmanız sebebiyle tacınız ve tahtınızın yerle bir edileceği hakikatini düşünmez misiniz hiç? Kalkar düştüğü yerden Doğu Türkistan, bir ölen yiğitler bin dirilirler. Parlak ve aydınlıktır geleceği, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri ve konumuyla kaybetmez önemini hiçbir zaman. Hiçbir proje olamaz Doğu Türkistan'sız. Bir kuşak bir yoldan geleceğe, yeni dünyaya tekamülün ve gelişimin nirengi noktasıdır. Tarihi adeta zulüm tarihinden ibaret olan Çin, Doğu Türkistan olmadan batıya asla açılamaz. Vakit kardeşliği izhar etme vaktidir kan emen dünyaya. Zira kardeşlik bağı sınır ve mesafe tanımayan, bütün hesaplardan ve her şeyden öte ulvi bir bağdır. Göster kardeşliğini, bu ne bir borçtur ne de bir lütuf. Bilakis vazifendir sana alemlerin Rabbinin yüklediği. Küffara karşı yek vücut olmalı, Doğu Türkistan'daki toplama kamplarının kaldırılması için elimizden geleni yapmalıyız. Sen oradan kıracaksın zinciri, ben buradan. Bir gün mutlaka kavuşacak ellerimiz. STK'lar olarak sesimizin daha gür çıkmasını sağlamalı, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin ve yeryüzünde zulüm altında bulunan bütün kardeşlerimizin salahı için seferber olmalıyız.